doğru dirseklerin yönünde olacak. Nasıl iyi? Güzel. Çok iyi. Nasıl Mustafa abinizin vücut? Ben yoksa tavana vuracak biri değilim oğlum topu. Yok yok. Evet arkadaşlar, başarısız bir kardiyo girişimi. Koko sevmedi yağmurlu havada kardiyo. Yukarıdan bastırarak merkezle. Dibini sık yukarı doğru sıvazla. Hafiften dibinden ayırın. Şeyh hocam, hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu, ben sana diyeyim. Islatıyorsun elini, içine biraz su at. Bak hocam, hocam, hocam. Çok ince attım seni ya. Çok ince. Hocam aşkına ya. Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Şu an yoldayız. İzmir yolundayız. İzmir'e gidiyoruz tekrardan. Hem bir spor salonu açılışımız var orada. Oraya katılacağız. Hem de aynı zamanda İzmir'de bir vlog çekeceğiz. Şimdilik yemek molası verdik. İhtiyaç molası verdik. Yola devam ediyoruz. Umarım keyifli geçer İzmir bizim için. 2 gün kalacağız. 2 gece. Orada da bakayım biriyle daha video çekeceğim ama kesin değil. Eğer olursa o da ikinci videomuz olacak. Gitmişken 2 tane video çekelim istedik. Şimdilik böyle. Yola devam ediyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün son öğünümü yapıyorum. İzmir'e geldik sayılır, bir saatlik yolumuz kaldı. Otele geçeceğiz. Sonra yarın bir kardiyomuz var, açılış var. Sonra bir antrenman yaparız. Sonrasında söyleşimiz var ve bir işimiz bitiyor İzmir'de. Bir gün daha uzatacağız bakalım. Bir video daha çekmeye çalışacağız. Şimdilik öyle. Yeşilliğim çok az. Bozulur yolda diye fazla almadık. Brokoli yaptık. O da yetersiz geldi. Yarınki yemeklerimizi de otelde mutfak var, orada halledeceğiz. Ama pilavımı yaparak geldim. Yarınki pilavım hazır. Bir tek etimiz yok. Etimizi de büyük bir ihtimal Köfteci Yusuf'tan çözeriz diye düşünüyorum. Daha önce de anlatmıştım size. Köfteci Yusuf'un ızgara, bonfilesi güzel ve yağsız oluyor. O yüzden Köfteci Yusuf'tan gidip işte 1 kilo ızgara, bonfile aldığım zaman 4'e bölüyorum. Günü o şekilde geçirdiğimde oluyor. Kahvaltı dahil bu arada. Ben çok uzun zamandır kahvaltıda et yiyorum çünkü. Yumurtayı genelde off sezonda böyle katı diyete başlamadan önceki süreçlerde tüketiyorum. Haftanın her günü olmamakla beraber ama bu son sıralar genelde yumurta devam ediyor. Uzun zamandır da kırmızı et var kahvaltıda. Bundan sonraki süreçte günlük beslenme güncellemeleri ve haftalık kilo form raporu vermeye çalışacağım size. Şimdi şoför değişikliği, biraz önce ben kullanıyordum 1,5 saattir falan. Ben 2 saate tamam demiştim. 5 saatlik yolun 2 saatini ben kullanırım, 3 saatini o kullanır. Kahve aldık şimdi. Boykot ürünü olmayan bir yerden aldığımız için. Çabuk molamın güzelleşmesine bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Şaşkına döndüm birden. Mutlu oldum. Böyle işte, şimdi bekliyoruz Mustafa'yı. Amin demeye gitti. Kuzenim gibi oldum, şey yeğenim gibi oldum. Amin demeye gitti. Sonra 1 saat falan yolumuz kaldı. Öyle gidip dinleneceğiz. Biraz o işlere bakıyor, biraz ben burada işlere bakıyorum. Böyle her yere giderken böyleyiz bu arada. Kimin işi varsa WhatsApp'a bakması gerekiyorsa şoförlüğü devrediyor. Ondan sonra biraz ben kullanıyorum. İşler toparlanıyor. O aralıkta WhatsApp tekrar doluyor. Sonra tekrar yer değişiyoruz. Yolları bu şekilde gidip geliyoruz. Ama güzel. Yedek şoför iyidir. Arkadaşlar, herkese günaydın. Az önce yeşil bir Range Rover geçti ben. Yakalayabilir misin? Zoom alabilir misin onu? Görüyor musun? Gözükmüyor. Az. Ben size alır yaparım, gösteririm bir tane. Arkadaşlar, İzmir'deyiz. Sahilde kardiyo yapalım dedik. Bugün salona gitmeyeceğiz. Gülşah'ı bekliyorum. Bu çocuğun ödül mamasını almaya gitti. Koko! Gezelim mi? Çıkalım mı yola? Çıkalım mı? Gidiyor muyuz? Koşalım mı? Gideceğiz şimdi kızım. Azıcık bekle. Gülşah gelsin. Çıkacağız. Sahilde bir kardiyo yapacağız. Yağ yakıcımızı içtik, kahvemizi içiyoruz. Sonrasında gelip güzel bir kahvaltı yapacağız. Yapabilirsek. Çünkü yukarıda mutfağımız yok.
Yanımızda bir tek karbonhidrat var. Protein meal var yanımızda. Onunla bir oyun yapabilirim. Ondan sonra da spor salonunun açılışına doğru geçeceğiz. Şimdilik planımız böyle. Güzel bir sahil kardiyosu akar. Hava biraz sert. Yanıma polar da aldım. Eğer terlersem, üşürsem onu giyeceğim. Buranın herhalde en büyük problemi otopark. Yani otelin otoparkı yoktu. Tuttuğumuz otelin. Çok uzağa otopark bıraktım. Dün Martı ile gelmek zorunda kaldım. Bayağı bir uzaktaydık. Aferin sana. Gel, gel. Şu bardağı bırakalım hadi. Evet. Yemek işini çözelim. Hadi gel. Kolay gelsin. Bonfile var mıydı acaba? Mümkünse paket yaptıracağım. Bir tane 1 kilo 200 gram mı? Evet. Bir de salatası soğansız olsun, olur mu? Evet, doğrudur. Yok, paket istiyorum. Tamam. Köfteci Yusuf'tan bonfile iyi gider. Yoksa antrikot da alabilirsiniz. Şu an engine yağsız olan bonfile gidiyor. 1.2 kilo alıyoruz şu an. Salatasıyla beraber soğansız bir salata. Dışarıda en temiz bu şekilde çözebiliyoruz. Yoksa evde hazırlayıp kendim getiriyordum da burada mutfak yok. Böyle biraz aceleye geldi. Diyet bozmayacağız. Haliyle böyle gidiyor. Böyle bazı köfteci Yusuf'larda tanınmadığın zaman problem oluyor kamera, ama burada olmuyor. Bazen de bonfile bulamıyorum. O yüzden antrikota düşüyordum, ama şu an bonfile bulduk. Pirincim hazır arabada. Etimizi de buradan aldık. Badem ezmemiz de yanımızda var. Bir tek tuz lazım. O da arabada var. Hepsi okey yani. Yeşillik kısmını da buradan salata alıyoruz. Onu da gerçi yeşil yapraklı bitkiler hiç yok arkadaşlar. Genelde salatalık domates var. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Yine de dışarıdaki çözümler için. Buradan hızlıca menemene geçeceğiz. Bir tık menemene uzak bir yerdeyiz. Köpek kabul eden otel bulmak zor oldu. O otellerde de mutfak olmadığı için şu duruma düştüm. Yoksa otoparkı olan düzgün bir otel bulmaya çalışıyordum. Otopark sorunum var. Hatta 2 gündür Martı ile git gel yapıyorum arabaya. Otele geri dönüyorum. Yani arabadan gece büyük Martı ile döndüm. Sabah arabaya tekrardan Martı ile gittim. Hatta onu da video çektim, göstereyim arkadaşlar. Sabah arabama Martı ile gidiyorum. Martı ile geliyorum. Etimizi alalım, kaçalım. Bu şöyle iç, şöyle çay içenler var. Aynen. Hurma, badem, eksik kalmayalım. Dostum, vallahi her şey var, teşekkür ederiz. Bunlar hep organik de tabii, değil mi? Evet. Full. Abi hiç zahmet etmeyin ya. Ama soğan var aşkım. Sen nasıl? Soğansız dedin, soğanlı mı? Soğan çıkarmamış ya da eliyle ayıklamış, onlar kalanlar aşkım, bilmiyorum. Ama soğansız dedik, kayıtlarda var. Bir de salatası soğansız olsun, olur mu? Böyle tatlı çikolata, lokum bir şey, biz hiç yiyemiyoruz. Bizim için en iyi ikram yani. Daha yeni kırıldı abiciğiz. Aynen. Baba o yüzden mi Marfa'ya gitti? Aynen. Sen şaka yapıyorsun. Şimdi mi kırıp getirdin abi cevizi? Evet, yok. Wow. Bayağı tazeymiş harbiden ya. Evet. Bir tane size ithal badem göstereyim mi? Hı hı. Tornadan çıkmış gibidir. İşlenmiş kalem gibi. Evet, bize bunlardan yiyoruz dostum. Merkezde. Çiğ... Ama mesela orijinal Türk yerli bademi. Kuru. Böyle daha... kuru. Hmm. Daha ya zaten ikisinin arasında tozlu yani. Gibi böyle. Yani tozlu bir olur. Şey var. Bu genelde bundan oluyor. Bu burada üretiliyor. Hı-hı. Ama şeyi ağacı farklı. Evet. Kekik ve şeyle kuruluyormuş. Kurabiye gibi. Hmm. Ama istersen sen daha fazla yeme. Gerçekten çok iyi. 5 tane incir vardı. 4'ünü ben yedim. Hakikaten kurabiye gibi. Diyet bozmuyoruz güya şu an. Hadi gidelim. Tamam. Bir ihtiyacımız da çok rahat geçelim. Eyvallah. Merhabalar.
Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Memnun oldum. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Mustafa Hocam. Evet, hoş geldiniz. Memnun oldum. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar şu an salonu geziyoruz. Çok güzel bir salon. Ferah. Tavan yüksekliği çok iyi. Bir göstersene şurayı. Gayet güzel. Bir 7 metre, 8 metre tavan yüksekliği var burada. Çok güzel. Ve 2000 metrekare bayağı büyük bir salon. Çok güzel olmuş. Bir belediye tesisi için ultra güzel bir salon. Evet evet. Güzel uğraşılmış yani. Işıklandırması falan da güzel. Hocam ekipmanlar için ne diyorsunuz? Ekipmanlar gördüğüm kadarıyla dizel. Doğru mudur? Aynen. Gayet yani. Kaliteli. Yani en iyilerden birisi. Şu an ekipman olarak akşam bir antrenman atacağız burada, bir test ederiz burayı. Ama markayı bildiğimiz için gayet güzel, kaliteli bir marka. Aynalar falan da çok şık olmuş bu arada. Gayet yeterli ayna var burada. Evet. Spinning ve kardiyo bölümünü sağ tarafa almışlar ayrı bir yere. Herkes kardiyo yaparken antrenman yapanları da izleyebiliyor. Gayet güzel açılır camlar yapmışlar. Şık, çok güzel. Evet, buralara MDF döşemişler. Güzel olmuş. Organik duruyor sanki. Farklı bir tarz olmuş giriş için ve bayağı burası aydınlık. Giriş kısmı güzel yapılmış. Fresh giriyorsun. Soyunma odaları da girişte hemen. Güzel salon, ben beğendim. Çok güzel. Başkanla antrenman yapacağım arkadaşlar. Bu arada Tuğrul bizim devlet tiyatrosundan
arkadaşımız. Buradaki bağlantılarımızı, buradaki daveti o kendisi ayarladı. Onun için kendisine de teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da güzel bir dostluğumuz başladı inşallah. Eyvallah, güzel. Eyvallah. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün Menemen Halil Alkaya spor tesislerinin açılışındayız. Başkanım yanımda. Bu arada kendisi gerçekten çok naif, çok kibar bir adam. Çok da iyi bir motivasyon konuşması gibi bir konuşma yaptı. Bugün coşturdu bizi. Şu an birlikte antrenman yapacağız. Ben de heyecanlıyım. İlk defa bir belediye başkanıyla antrenman yapıyorum. Başkanım YouTube kanalıma hoş geldin. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür. Şeref verdiniz. Çok uzun zamandır sizlerle bir araya gelmeyi arzuluyorduk. Çok nasip bugüneymiş. Biz de sizlerden ilham alarak Menemen'de gençliğimizin kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi adına umarım hem hanımefendilerimizin hem gençlerimizin hem beylerimizin yararlanabileceği İzmir'in en büyük ikinci Halil Alkaya spor tesislerini sizlerin de katılımlarınızla bugün açılışını gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Bütün takipçilerinize de güzel ilçemiz Menemen'de sevgiler, saygılar. Ağzına sağlık hocam. Bu arada gerçekten çok güzel bir spor salonu zaten gösterdik size. Şimdi birlikte hem salona bir gezelim hem de antrenman yapalım. Hadi buyurun. Başkanım en son ne zaman antrenman yaptın? Vallahi 3 yıl önce herhalde. Göreve başlamadan önce. Bayağı hamız o zaman. Bugün ince bir canlandıralım sizi hocam. Birkaç hareket yapalım. Tamam. Ben size ayak uydurayım. Vallahi ben sana emanetim öyle söyleyeyim. Şimdi. Su. Evet. Biz şimdi bu arada salon hakikaten çok güzel olmuş. Makinelerin kalitesi de aynı şekilde diesel makineler. Çok güzel. Bu arada tavan yüksekliği falan harika olmuş. Biz bayağı beğendik salonu. Beğendiğinize valla çok mutlu oldum. Evet. Ve bugün burada güzel de bir antrenman yapacağım sizden sonra. Siz de bir eşlik edeyim. Şimdi biz 3 senedir spor yapmıyoruz. Çok fazla free hareketlere girmeyip makine ağırlıklı gidelim hafif hafif. Dediğim gibi size emanet ettik kendimizi. Tamamdır. Şimdi birkaç makine seçelim şuradan. Şöyle ortadaki makinelere doğru gidersek daha iyi olacak. Hareketleri benim göstermemi ister misin ilk şey? Çok sevinirim. Hareketimiz şu. Aldım. Öne doğru dirseklerimiz önde olacak. Bu şekilde sen de bir başlayalım. Uçlardan tuttuk. Yukarı doğru kaldırıyoruz. Ağırlık nasıl? İyi. İyi. 12 tekrar yapabiliriz sizinle burada. Tamamen değdirmenize gerek yok. Burası iyi. Güzel. Çok iyi. Bir daha. Bravo. Nefes alalım. Aynen. Devam. Çok güzel. Son 5 tane. 1. 2. Nefes alalım. 3. Son tekrar. Dinlenelim başkanım. Bir yarım dakika 45 saniye. Bu arada... Olacak galiba arkadaşlar. Ben yaşlanmış gibi hissetmiyorum. Ben bayağı genç görüyorum sizi. Sadece birazcık toparlanmaya ihtiyacımız var. Bir birazcık mı? Biz öyle diyelim. Bir set daha yapalım başkanım. Yapalım mı? Yapalım. Bir set daha yapalım. Aynı şekilde 12 tekrar daha istiyoruz. Ben bir göstereyim size. Düz çalışacağız. Şöyle ilk standart ağırlık çekelim. Orta yerimizi yaptık. Şuradan başkanım dirsekler aşağıya. Bu şekilde. Makinelerden yeni sesi geliyor, gıcır sesi geliyor. Değil mi? Ağırlık olarak iyiyiz. Herhangi bir sorun yok. Aynen. İttirelim. Yavaşça çek geri. Burayı. Bu güzel. Evet, yavaşça. Birazcık daha dirsekler aşağıya doğru. Süpersin. Dirsekler aşağı. Aşağıya. Heh, şimdi oldu. Yok yok yukarı değil. Aşağı. Aynen öyle. Ha, evet. Aynen. Hemen göğüste hissediliyor. Omuzlar çalışıyor. Omuz çalışıyor. Göğüs çalışıyoruz. Açılarımız önemli. Aynen öyle. 5 tekrar daha yapalım. 1. Gençler. Hoş geldiniz. Ne haber? Nasıl Mustafa abinizin vücut? Saati gösteriyor bana. Program var Özcan. Yetişmemiz gereken. Tamam Özcan'ım. Kısa sürüyor. Bir antrenman yapalım çıkacağız. Tamam, bir makine daha. Hanımım da bakıyor. Emin eller. İçiniz rahat olabilir. Bir makine evet daha yapalım başkanım. Geçelim arkaya doğru. Son 5 tekrar başkanım. 1 2
3, 4, 5 ve son. Başkanım alayım. Valla bu harekete kadar gayet iyiydiniz başkanım. Teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Şimdi bir omuz yana açış yapacağız dumbbell'da. Fakat bu hareketi oturarak yapacağız başkanım. Mustafa, oturarak olmaz. Menemen halkı oturmamıza alışkın değil. Çünkü yapılacak çok işimiz var. 22 yıldır edilmemiş hizmetlerin açığını çok acele kapatmamız gerekiyordu. Kapattık biz gece demeden, gündüz demeden, uyumadık, oturmadık. Menemen halkı için kendimizi bu konuyla ilgili feda ettik. O yüzden biz oturmadan ayakta yapalım bu işi. Vallahi haklısınız, ben onu düşünemedim. Kusura bakmayın. Şöyle dumbbellları size veriyorum. Aynaya dönelim. Ayakta yaparız, hiç problem değil. Dumbbell'larla yana açış yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Son tekrar yapacağız başkanım. Bir. 2 3 4 Menemen'e kadar gelmişken soğansız mı olur soğanlı mı olur ya? Vallahi o hep bir hikayedir malumunuz. Evet. Ama biz Menemen'de son coğrafi işaretimizi elhamdülillah aldık. Soğanlı olarak aldık. Soğanlı mı? Evet, soğanlı olarak tescil ettirdik menemenimizi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, biz başkanımla biraz antrenman yaptık. Fakat şöyle arkanı bir göster kamerayla, millet bir görsün kalabalığı. Başkanımı... Mustafa hocam, hiç bu kadar kalabalık seni izlerken spor yapmış mıydın? Vallahi yaptım ama bu ilk oluyordu. Bu daha farklı bir ortam oldu. Başkanımı bırakmak zorundayız çünkü başka açılışları, organizasyonları var. Daha fazla antrenman yaptıramıyorum. Başkanım ayağına sağlık. Elinize sağlık. Çok güzel çok bir kez olmuş. Çok sağ olun. Sizin gibi usta bizim sporcularımız, profesyonel. Bizim hem Türkiye'de hem de dünyada gururumuz olmuş sporcularımızın çok bu tesislerimizi beğenmesi bizleri de son derece onurlandırıyor, gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Kalpten gönülden başarılar çok diliyoruz. Sağ olun. Biz Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Çok sağ olun. Biz buraya davet ettiğiniz için çok mutluyuz. Burada olmaktan da çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Yolunuz açık İyi olsun. İyi ki varsınız. Ben yoksa tavana vuracak biri değilim oğlum topu. Yok yok. Arkadaşlar evinize hoş geldiniz. Çok güzel bir tesisimiz oldu. Hayırlı olsun öncelikle. Güzel donanımlı bir spor salonumuz var artık. Umarım hepiniz burada güzel vücutlar yaparsınız diye temenni ediyorum. Biz bir sohbet edelim istiyoruz. Bir söyleşi yapalım istedik. Hepiniz gelmişsiniz. Ayağınıza sağlık. Soruları olan varsa... Bir mikrofon sizde olsun, bir mikrofon bizde olsun. Bir soru cevap yapalım. Aklınıza takılan şeyler varsa sorabilirsiniz. Biz de elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışalım. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Sizi görmek için ayrıca mutlu oldum. Ben bir nevi yarışma konumuzda söyleyecektim. Hani belki eskiler, çünkü benim de kafama takılmıştı. Hani eskiler de size hep hani Open'da çok başarılı olacağınızı söyledi ama siz bildiğim kadarıyla klasik fiziğe düştünüz. İki sorum var aslında. Birincisi, yarışma ne zaman gibi oldu, ne zaman sizi izlediniz? İkincisi de o denilenlere karşı sizin cevabınız ne olur? Düşmedim, düşmeye çalışıyorum. Şu an yeni başladık katı diyete. 12 haftamız kaldı yarışmaya. İspanya ve Dubai yarışmalarını seçtik. Önce İspanya'da yarışacağız. Oradaki sonuca göre Dubai'ye gideceğiz. Şimdilik planımız bu. Yaklaşık olarak 103 kilo ya da 98 kiloda yarışacağız. O da boyumu uzatabilirsem. Yani boyumu 1.80.2 santim yaparsam, yanlış söylemiyorum değil mi? 1.81 miydi? 1.81.2 santim yapabilirsem maksimum 103 kilo olabiliyorum. 103 kilo olup podyuma çıkabileceğim. Bu da benim için çok fazla kilo vermemek demek oluyor aslında. Podyum kilom 108 kilo, 103'e düşmem mümkün. Ama 98'e düşmem zor ve acılı olur. O yüzden boyumu uzatmaya çalışacağım kardiyopraktik yaparak bazı esnemeler, denemelerle. Eğer ki o boyu tutturursam bundan sonra 103 kiloda yarışmaya deneyeceğim. İkinci bir konu da başarısız olursun olmazsın kısmı. Bunu denemeden içim rahat etmeyecek. Başarılı da olabilirim, başarısız da olabilirim. Bunu denedikten sonra netleştirip karar vereceğiz. Haliyle şu an için herkesin de yapması gerektiği gibi beraber bu süreci izleyip göreceğiz. Biraz klasik olacak ama kreatinle ilgili çok fazla bilgi veriyorum vesaire. Saç dökmemiz bu soracaklarından teşekkür ederim. Sen kullanmıyorsun.
Ben kreatin kullanmıyorum. Öğrencilerimden kullanan çok var. Son yapılan bilimsel araştırmalarda da artık kreatinin saç dökmediğine dair çok fazla yeni makalelerimiz var. O yüzden kreatin saç dökmüyoruz. Bu birazcık genetik yatkınlıkla alakalı. Kreatin kullandım, kel kaldım diyen varsa o adamdan uzaklaşabilirsin. Ya büyük bir ihtimal öyle bir şey yok. Başka şeylerden dolayı onun saçları dökülmüştür. Kreatinin senin zaten çok iyi bir saçın var gördüğüm kadarıyla. O yüzden döküleceğini sanmıyorum. Daha önce Gökta abi videosunda 129 kiloya kadar ulaştığını söylemiştiniz. Klasik fizikte de 102 ya da 98'e düşen diyorsunuz da diyelim ki başarılı oldunuz. Ondan sonrası da klasik fizik için zor olmayacak mı? Çünkü yani daha hızlı kilo alımı olacak, bir daha düşme zor olmayacak. Belki yanlış bir yol olabilir. Yok, yanlış bir değil. Mantıklı bir soru. Mantık çerçevesinde bakarsan. Klasik fiziğin kilo standartlarında sürekli büyümek gibi bir dert yok. Bu open için geçerli. Klasik fizikte önemli olan eksikleri kapatmak, formunu iyileştirmek, proporsiyonu tamamlamak. Ama oradaki herkes büyümeye çalışmıyor. Farkındaysan aslında sikletinin adamı olmaya çalışıyor. Yani o siklette iyi bir proporsiyonda, iyi bir kondisyonda en iyi kimse o seçilecek. Ben burada o kiloya düştükten sonra o kiloyu korumak için kalori alacağım. Her gün 6000 kalori, 7000 kalori almaya çalışmayacağım. Haliyle büyümek gibi bir çabam, çok sert antrenmanlar yapmak gibi bir kuralım da olmayacak. Aslında bunu sürdürmek daha kolay. Open'da ne yapılıyor? Çok yüksek kalori, hep büyümeye çalışmak, hep bir yıpratıcılık, hep üzerine koya koya devam etmek durumu mümkün. Ama klasik fizikte bu öyle olmayacak. Tabii ki o kilo sınırlarında kalabilmek için belli kalorilerde adeleyi belli eksikliklerini kapatmak için ilerleyeceğiz. O yüzden tam olarak dediğin aslında biraz daha kolay benim için. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar herkese. Kameramızın şarjı bitti. Video çekimine devam edemedik orada. O yüzden kusura bakmayın, aksaklık oldu. Kısa bir özet geçeyim. Spor salonunun açılışı yapıldı. Belediye başkanıyla bir antrenman yaptık. Güzel zaman geçirdik. Gelen arkadaşlarla fotoğraf çekildik. Söyleşi yaptık. Söyleşi kısmı zaten kamerada olacak. Görmüşsünüzdür. Sonrasında şarjımız bitti. Ben bir antrenman yaptım. Onu çekemedik. Haricinde yemek yedik ve kafeye geldik. Biraz kafamızı dağıtalım. İşlere bakmam gerekiyordu. WhatsApp'a baktım ve saat geç oldu. Birazdan da yatmaya geçeceğiz. Yorulduk. Enerjimiz bitti. Güzel bir gündü. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bizi davet ettikleri için de çok mutluyuz. Keyifli bir İzmir günü geçti bizim için, pazartesi günü. Yarın salı, burada son günümüz. Yarın otelden çıkış yapacağız ama çıkış yaptıktan sonra bir testiye gideceğiz bizim Tuğrul'la beraber. O yüzden testi derken çömlek testi yapılan yere gideceğiz. Bir deneyim yapacağız orada. Onu da videoya almayı düşünüyoruz. Eğer fırsat olursa ondan sonra bir antrenman yapmak için bir spor salonuna girebiliriz. Yapabilirsek yapacağız. Onu da çekmeye çalışırım. Yapamazsak da İstanbul'a geri döneceğiz. Yarın videoyu sonlandıracağım. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar herkese günaydın. Biz gene kardiyoya uyandık bugün salı gününün sabahı. Tabii ki dışarıda bir yağmur başladı. Bakınız yerlerimiz ıslanmaya başladı. Ama biz kokuyu heyecanlandırdık. Şimdi çıkarmamak olmaz. Ben de yağ yakıcımı içtim. Montumu alıp geleceğim. Bir yarım saat 45. Oo, bayağı hızlandı. Az. Bence yapılır. Bayağı yağıyor. Bir montumu alıp geleceğim. Kardiyo yapmayı deneyeceğiz. Kamera ıslanmasın diye GoPro ile çıkacağım. Güzel bir gün, enerjik kalktık. İyi dinlendik. Koko çocuk da bizi burada bekliyor. Şimdi ben bir montumu alıp geliyorum. Çıkıyoruz, tamam mı? Fıstık bekle beni burada. Ben bir montumu alıp kardiyoya başlayalım. Hadi kız. Hadi koş. Hadi koş 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 koş. Koş 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 koş. Yağmur yağıyor, koş. Dönelim mi? Ha, ıslandın mı? Kokom, üşüdüysen dönelim. Hadi fırla, koş. Hadi koş, 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 koş. Yağmur yağıyor, koş kız. Sen sarmadı seni kardiyo. Gel şunun altına girelim, gel. Gel buraya. Hatta sevmedin yağmurlu havayı, ıslandın. Evet arkadaşlar, başarısız bir kardiyo girişimi. Koko sevmedi yağmurlu havada kardiyo. Ben biraz ıslanmayı göze aldım babiş. Wow. Güzel bir havaydı Koko. Demek ki zor şartların adamı değilsin kızım. Şöyle biraz yağmuru çeksin. GoPro.
Biz şimdi buraya neden çıktık? Nasıl çıktık? Niye çıktık? Gördünüz. Yürüdük çıktık. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz. Yürüdüm çıktım. Neden? Çünkü kardiyo yapacaktık. Yapabildik mi? Yapamadık. Evet arkadaşlar. Aslında ıslanıp kardiyo yapmak istiyordum ama Gülşah gelemedi. Gülşah yarışmacılarının yüklemeleri varmış. Onları yapıyor. Biz de Koko ile çıkalım dedik. Yakalandık. Ama bence hava durdu Koko be. Senin montunu almadık. Keşke alsaydık. Hala Koko bırakma peşindesin. Bence yakın. Gel. 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 Poşetimizi giyelim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Evet arkadaşlar, yediğiniz Süçtaşların yapım hanesinde yediğiniz var. Evet, doğru. Yedim bir menemen testisinin nasıl olduğunu. Bunu süzüp elektrodan geçiriyoruz. Daha sonra ya doğal ortamında kendi haline çukurlarda çamur oluyor ya da hızlandırılmış şekilde filter preslerle sıkıştırıp çamur kıvamına getiriyoruz. Oyun hamuruyla. Aynen öyle. Fren yapıyoruz. Evet, gazı freni var. 2 kimyasal var mı şimdi? Hayır. Bu orijinal çamur. Bu doğal. Doğal haliyle. Yani çamur olur. Hocam bir de bununla yapılan hani yemekler de daha böyle lezzetli oluyor. Lezzetli oluyor gerçekten. Güveç falan. Evet, evet. Evet. Buraya gelen kirlenecek abi. Kirlenmeden olmaz. Kirlenmeden olmaz. Ben şey demek istedim. Bu atadan gelen bir meslek senin için. Evet ama. Zor, sen mesela bunu yaptığında ki benim gördüğüm heyecan sende artık kalmamıştır diye düşünüyorum. Yaşamak. Maalesef. Süslemeleridir. Çok tatlı değil mi? Sakin sen. Yine kestik. Abi be uğraşma be. Biz pislenelim, yapacak bir şey yok ya. Olsun ya, yapıştı sence. Hazırım. Ablanın yediğini... Olsun, sonra zaten iş yedim. Ne derler? Elinin hamuruyla. Şimdi böyle bir otur, ben bunları bir alayım. Evet, biraz daha yarısını öğrendim. Evet, ıslat ellerini. Sıktım merkezine şimdi. Dersin. Gaz yeter. Merkezde bilinen iyice merkezde ki... Bir şey diyeyim, ben bu işi çok iyi yapacağım ya. Değil mi? Yapacağız şimdi. Su yine de elime satacağım. Islak, hep ıslak. İyice merkezde. Böyle tuttuğum dediğim gibi merkezde. Evet. Bir tane doldu. Koskocaman kollarımla yakın şey. Islak elini. Biraz güçlü bir ıslak elini. Evet. Böyle geleceğiz şimdi. Aşağıya doğru bastık. Biraz gaz basın. Biraz gaz. Aşağıya mı bastık? Gaz ver, gaz. Ya yoruluyor ama. Biraz frene basın. Biraz frene basın. Biraz frene basın. Gaza basınca hızlanır mı abi ya? Anında hızlanır. İkisiyle mi? Yavaş 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 yavaş. Biz bunu ne yapalım? Karar. Ne yapabiliriz? Kolay değil mi? Yamuk oldu. Tamam, ben biraz güzel şeyin yardımcı. Karar tutma olsa. Tutma olsa. Tutma olsa. Tutma olsa. Gaz ver. Bunu içeriden.
karşılası. Ondan sonra yemek çok ucukları doğru restoran işte bitiyor. Çok sıkıntı mı? Çok sıkıntı. Az önce yolda gördüğümüz şey rezidans vardı ya. Cilanız. Yamuk var. Yamuk düzeltmeyi öğren şu an. Bu bence 8 sene olmuş. Çok süper, tamam işte. Güzel. Elimizi böyle tutuyoruz. Sizin kesmeyi, ben bayağı izledim, kesme işini yaparım dedim. Kendimi döndüreceğim yine. Evet, döndürürken de taktım. Sen bunu gaz vererek yapıyordun abi, ben gördüm seni. Sen tabii, gazdayken yapıyorsun. Çok farklı. Şimdi elimizi kurutuyoruz. Kurutuyoruz. Ya, bu sıraları çukuru olacak. Ondan sonra elimizi böyle Bakalım Mustafa Hoca en ince detayı çözdü mü? Çarka girerken yapması gereken bir şey var, onu yapacak mı? Ama o takip etti şimdi. Bayağı bir... Hayır. Kesin. Bir şey var, onu yaparsa helal olsun. Mekan bizim abi. Dilimizi kısatıyor muyuz? Kısatıyoruz. Hadi bakalım, kolay gelsin. Çok süper. Böyle olsam ben de lekler yaparım. Merkeze koyuyorum. Ya bu vücutta bu kalıplar. Ya. Bir sefer değil mi? Hayır, zaten kopardı, ilk sıkıntı ya böyle. Çok. İşte onu diyor. Hadi bir daha. Hocam elini ıslatman lazım. Alayım yukarıdan yapayım. Şey. Sağlam mı? Sağlam mı? Evet. O için ıslat. Islatma işini öğreneyim ben. Güvende kalsın yalnız. İyi ki çok sıktım var. Elinde bir dönsün. Zaten hemen kuruyor ya. Bir daha ıslatayım. Aha. Gazı verdim. Evet. Yukarıdan bastırarak merkezle. Dibini sık yukarı doğru sıvazla. Ayıp oluyor hocam. Yukarıdan mı sıkmam lazım? Hem yukarıdan hem dipten sıktır. Merkezlensin. Kaç kiloya kadar dambıl kaldırıyorsun? Bu işe girmeyelim. Ya girelim ki ona müdahale edeceğiz ya şimdi. Onun sonu yok abi, biz kaldırıyoruz. Evet, sen tamam söyle. Işte bu da böyle. Hafiften gaz ver. Hafiften dedi, ben ayırdım. Tek hocam, hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu, ben sana diyeyim. Ispat eline. Değil mi? Aa, merkez. Bizim merkezimiz kaymış. Ispat. Doğru mu nasıl merkez? Şimdi oldu. Biraz bir adam çarpıyorsun. Yukarıdan bir daha rastlıyoruz. Yani şu hareketi yapıyoruz. Aslında güç değil bu. Tamamen değil. Aa, şimdi de oldu. Islatıyorsun elini. İçine biraz su at. Bak hocam. Hocam. Bak denk. Hocam. Dengeyi bozuyorsun. Hocam. Hocam bu ne böyle ya? Bunu hiç güç uygulamadan yapıyorsun abi. Anlatayım. Evet. Sadece merkezlerken mi? Yani. Seni tamam, benim fark etmiyor. Tamam mı? İçinde yaptığım sanata bakar mısın? Yani, süper. Ya, yapmak istesek olur. İçinden mi görürüz tamam? Bu içindeki sanatı dışarıya versen? Rahat ol. Tut avucumla dağılmasın. Ya. Hocam kritik soruyu soruyorum. Burada ne anlatmak istediniz? Ben şimdi havuz var ya dışarıda, su fişkiyle. Bu tarz bir şey yapıyorum arkadaşlar. Ama çok sıktırma, çok sıktırma. Islat elini, yazdığı... Hafif yavaşlar, evet. Bayağı dünyalı varmış, ne yapsam bunu? Biraz yükselteyim seni. Sıktırdı bunlar. Abi sizin çamurda su az var. Ben de çamurda sorun var, biraz yavaş isteyeceğim. Yiyemiyorum. No. Yaz ver. Kopar. Yaz ver. Çamuru yapıştıracağım şu an galiba. Yapıştırabilirsin.
biraz baskın gibi kaldı ya. Abi evet, gaza takılı kalıyorsun, onu fark ettim ya. Evet zaten. Evet, güzel oldu da Mustafa yapmadı, o dahil. Mesela buna abi yaptırsın. Ama fikir olarak. Tabii %90 yine o müdahale etti. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Göbeği o çıkardı. Şimdi hayır, Mustafa olmasaydı, ben onu yapsaydım zaten ben yapmış olurdum. O Mustafa yapıyor şimdi. Abi senin sanatını görüntü... biraz değiştireceğim, kusura bakma. Görüntüde de var. Orijinal olduğunu anlasın efendim. Çok ince attım seni ya. Acım aşkına ya. Aşkına içim kötü oldu ya. Aşkına. Abi çamur mu? Çamur mu? Evet. Gel bir de kesiyorsun. Ben senden gördüm telin kesildi abi. Evet. Telin böyle mi öyle mi? Hiç fark etmez abi. O zaman siz bağlı duruyorsun abi. Yavaş gaz verme. Gaz verme de mi oldu? Evet. Çok verme. Şöyle tutuyorduk. Böyle tutuyorum. Ya da böyle alıyorsun. Biraz daha iyi bir şey. Şöyle. Ben böyle alabilir miyim? Ha nasıl? Şöyle. Şöyle. Tamam. Hocam bunu bir tane takipçinize verelim ya. Küfür eder. Hocam neye benziyor diye. Tamam, bak bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bunun içinde elimizi yıkıyoruz. Eğer doğru anladıysam, yıkadığımız çamurlar bunun dibine çöküyor. Dibine çöken çamurları dışarı çıkartıp şuraya serip kurutuyorlar. Ve onlar fırınlanmadığı için tekrardan kullanılabilir. Az önce içerideki çamur haline geliyor. Geri dönüşüm var yani bu çamur. Hocam son bölümü bir dolaşmak ister misiniz? Daha büyük ya. Yani burayı bir çek ya, detay al ya. İçerisi çok büyük, çok fazla, çok fazla eşya var. Her yerde bir şey var. Normalde bunlar bu şekilde satılıyormuş. Alıp vermeyin, uyasın artık. Kendileri yapıyor insanlar. Bahçede çok güzel süslenecek şeyler var. Dünya kadar eşya var ya. Arkadaşlar, yeni bir köfteci Yusuf'tan merhaba diyormuşum. Bütün gün mekanlardan video çektik. İstanbul'a dönüyoruz. Bir iki saat yolumuz kaldı. Bir mola verdik. İhtiyaçlarımızı giderdik. Çay molası. Sonra da ofise doğru geçiyoruz. Bu akşam ofise kalacağım büyük bir ihtimal. Yarın Türkiye Şampiyonası tartı günü var. Güzel bir iki gün İzmir'de zaman geçirdik diyelim. Genel olarak eğlendik, keyifli geçti. Hem menemen kısmı hem testi yapma kısmı. Müthiş testiler çıkardık. Sanat eseri. Arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte yeni vloglarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.